Okulumuz Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak mesleki ve kültürel yarışmalarda birçok derece elde etmiştir. Bu seneki TÜBİTAK yarışmasında Hayalimdeki Masallara Dokun projemiz edebiyat alanında Türkiye ikincisi oldu. Okulumuzda yapılan proje sayesinde öğrencilerimiz dezavantajlı bireylere karşı duyarlı olma, empati kurma, yardımseverlik gibi temel değerlerin kazanılmasına ve topluma örnek davranışlar ortaya koyabilecek bireyler olmalarına katkı sağladık. Eğitimin her kademesindeki görme engelli bireylerin iç dünyalarını keşfetme yolculuğuna çıkarak şiir, hikaye, masal gibi edebi türlerde kendilerini gösterebileceği ve eserlerini edebiyat dünyasına sunabileceği çalışmalar yapılmalıdır. Bu bireylerin yazınsal çalışmaları herkesin okuyacağı şekilde tasarlanıp kitaplaştırılmalıdır. Görme engelli bireylere nasıl yardımcı olabiliriz sorusuyla çıktığımız bu yolda yaptığımız anket ve literatür tarama sonucunda görme engelli çocukların kendini ifade etme ve dil becerilerini geliştirmeye yönelik yeterli çalışmaların olmadığını tespit ettik. Arkadaşlarımızla beraber edebiyat alanında bu projeyi yapmaya karar verdik. Projemize başlarken görme engellilerin eğitim gördüğü okullara gidip bu bireylerin eğitimleri hakkında bilgi aldık. Özel eğitim öğretmenlerinden Braille alfabesini öğrendik. Çocuk edebiyatında önemli bir yeri olan masalları görme engelli çocuklara okutup ve dinletirdikten sonra bir masal hayal etmelerini istedik. Böylece görme engelli çocukların hayal dünyalarını geliştirmek ve dil gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladık. Görme engelli çocukların hayal ettikleri masalları resmettik. Atölyemizde proje grubumuzla birlikte masalları herkesin okuyabileceği şekilde kabartmalı resim kitabı halinde tasarladık. Kitaplarda yer alan masalları drama yoluyla sesli betimleme şeklinde görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullarda sergiledik. Görme engelli çocukların hayal ettiği masalları seslendirdik. Masallar işaret diline çevrilerek videolar hazırlanıp sosyal medyada yayınladık. Covid-19 salgını nedeniyle projede yaşadığımız zorluklara rağmen görme engelli çocuklar için yaptığımız çalışmalardan dolayı bu bireylerin yaşadıkları sevinç ve üzerindeki tebessüm her şeye değerdi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda görme engelli çocukların dil gelişimine, bağımsız düşünebilme niteliklerini kazanmasına ve kendilerini değerli hissetmelerine katkıda bulunduk. Bu yarışma vesilesiyle projemizi ve okulumuzu tanıtma fırsatı sunduğu için Din Öğretimi Genel Müdürümüze teşekkür ederiz.